analizde ta yapılan 7 yaygın hata teknik analizde ta yapılan 7 yaygın hata teknik analiz ta finansal piyasaların analizini yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Piyasalarda olan kripto para, forex yatırımı, hisse senedi veya altın kuru gibi finansal faaliyetlerde uygulanır. Piyasaların teknik analizini yapmak basit ancak bu konuda acibelerin yaptığı pek çok hata var. Bu konuda uzmanlaşmak ve akıllıca davranmak biraz zor oluyor. İçeriğinin neler olduğunu bilmediğiniz herhangi bir işe başlarsanız doğal olarak ilk başlangıçta birçok hata yapabilirsiniz. Eğer söz konusu yatırım ise ve bu yatırım sizin yıllardır yaptığınız yatırımlar ise işte o zaman bir kat daha düşünerek hareket etmenizde fayda var yatırım yapmak para kazanmak isterken yaptığınız hatalar sizi maddi kayba sürükleyebilir. Teknik analiz nedir? Teknik analizi kimler yapar? Teknik analiz, ta, genel olarak piyasanın yatırım araçlarının grafiğidir. Teknik analiz, ta, gelecekteki piyasa yatırım araçlarının gelecekteki davranış hareketlerini geçmişteki davranış hareketleriyle kıyaslayarak tahmin yürüterek yatırım yapmaktır. Yatırımcılar piyasanın bir hareketleri takip ederek yatırım yapar ya da yatırım yapmaktan geri durur. Yatırımcıların piyasa grafik analizi yaparak altına, kripto paraya, forex yatırımı ya da hisse senedi alarak yatırım yaparlar. Bu yatırımlar içinde almak satmakta gibi faaliyetler yatırımcıların yaptığı bir tür yatırım ticaretidir. Teknik analizin temellerini iyi bilmek ve bu konuda uzmanlaşmak için yatırımcıların biraz dikkate ve biraz da zamana ihtiyaçları var. Teknik analizde, ta, dikkat edilmesi gereken 7 yaygın hata. Piyasaya yeni giren acemi yatırımcılara 7 altın değerinde tavsiye. Birinci kayıplara dikkat etmek. Alım satım yapmak bakıldığında çok basit gibi görünebilir. Ancak burada ana kural elinizdeki sermayeyi korumak olmalıdır. Bu sektöre yani başlayan yatırımcılar, işi biraz hafife alarak hemen kazanmaya geçmek istemekteler. Bunun içinde ilk başlayanların yaptığı dikkatsizce yaptığı hatalar heves kırıcı olarak maddi kayba meyilli oluyor. Düşüncesizce sadece kazanmayı düşünerek atılan alım satım adımları her zaman risk teşkil eder. Burada ilk amaç sermayeyi koruyarak kaybetmeyi göze almadan kazanç elde etmektir. Bunun için bu sektöre ilk adım atmış olan acemi yatırımcılara küçük yatırımlar ve küçük adımlar atmaları önemli tavsiye edilir. İşe yeni başlayan yatırımcılar öncelikle ufak pozisyonlar hedef alıp ve sermayeyi riske atmadan işlemler yapılmalıdır. Ayrıca yeni başlayanlara ilk önce teknik analiz, ta grafiği yatırım yapmadan önce bir müddet takip ederek piyasanın nabzını öğrenmelerinde fayda var. Piyasanın düzenli takibini yapan bir yatırımcı ilerisini daha iyi yorumlayarak daha güvenli alım-satım yapabilir. Bu piyasaya körü körüne girerek düşünmeden hareket eder ve arka arkaya zarara uğrarsanız hevesiniz kırılır. Daha da kötüsü elinizdeki birikiminizi birkaç alım-satımda yok edebilirsiniz. Dolayısıyla bu piyasada uzun vadeli tutunmanızda hayal olur gider. 2 nokta gereğinde fazla alım-satım işlemi yapmamak. Yeni yatırımcıların en sık yaptığı hatalardan birisi de durmadan alım satım yapmak oluyor. Bu şekilde analizsiz aşırı derecede yapılan alım satımlar doğru bir finans davranışı değildir. Burada da acemi yatırımcılara aceleci olmamaları tavsiye edilir. Bu piyasada hızlı bir davranışla sürekli alım satım yapmak başarısızlık getirir. Yatırım işlerinde başarılı olmak için en başta sabırlı olmak ve iyi analiz sonucunda tam zamanında gerektiği gibi alım ve ya satım yapmak gerekir. Yeni başlayanlar boş durarak alım satım yapmadıkları zaman kendilerinin kaybediyor gibi hissedebilirler. Ancak piyasayı takip ederek analiz etmek kayıpları önler yerinde atak yapmakta kazanç ve başarılı olmayı sağlar. 3 nokta kaybettiğin yerine koyma düşüncesine girmemek. Herhangi hatadan dolayı yanlış işlem yaparak zarara giren yatırımcıların düştüğü hatalardan birisi de hemen kaybını geri almayı düşünmek oluyor. İşte bu da yatırımcıya hata yaptıran bir tuzak düşüncedir. Yanlış bir davranışla kayıp yaşanmış ise yatırımcı sakin olarak bu yanlıştan sonraki adımını analiz sonucundaki tahminine göre daha akıllıca atması lazım tam aksine kaydın ardından alım satımı hızlandırırsa işte o zaman her adım risk olur ve kaybetmeye devam eder. Daha büyük kayıplara yol açmış olur. 4. Piyasadaki değişimlere ayak uyduramamak En çok da yeni yatırımcıların yaptığı hatalardan birisi de piyasada oluşan değişimlerin farkına varamamak. Finansal piyasada sık sık değişimler olur. Yatırımcıların bu değişimleri yaptıkları analizler sunucunda hemen fark ederek bu değişime ayak uydurmaları lazım. Bir yatırımcı sabit fikirli olmaz ve oluşan yeniliği kabul ederek kendini bu değişime göre yönlendirerek finansal hareket eder. 5. hızlı karar vermemek. Hızlı karar vermek aslında yatırımcının psikolojik durumuna bağlı olan bir harekettir. Hızlı düşünmek ve hızlı karar vermek kişinin kendisi geliştirmekle alakalı olan bir davranıştır. Bu piyasada en çok kazandıran veya en çok kaybettiren davranış biçimi hızlı karar verememektir. Çünkü piyasada olan aynı düşüşler veya ani çıkışlar yatırımcılar için bulunmaz fırsatlardır. İşte tam da burada finansçının çok hızlı bir şekilde karar vererek yatırımlarını elden çıkartabilir veya bu gibi durumlarda yatırım yapmaları kendisine büyük kazançlar sağlar. 6. Teknik analizin sadece piyasa tahmini olduğu unutmak. İyi bir yatırımcı teknik analizin sadece bir tahmin olduğunu bilir. Teknik analiz yatırımcısına sürekli olarak takip edildiğinde doğru tahminler yapmasında yardımcı olur. Ancak her zaman teknik analiz sonucunda yapılan tahminler tutmayabilir sonuçta sadece tahmin ediyor ve buna göre davranışlar yapmanız gerekir. 7. Yeni yatırımcılar bu piyasada başarılı olan yatırımcıları göz ardı etmeleri. Yeni yatırımcılar için tavsiye edilse de aslında bütün yatırımcılar için geçerli olan önemli bir tavsiye başarılı yatırımcıları örnek almak. Uzmanlaşmış yatırımcının hareket ve tecrübeleri her zaman eğitici ve yol gösterici olur.